Merhaba, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Geçen bölümlerden birinde kayınpederimi anlatmıştım. Musto'yu. Mustafa Sunal. Biz ona hep Musto dedik. Öyle. Arkadaşları da öyle demiş. Akrabaları da. Onu da çok hoşuna giderdi Musto denmesi. Haksızlık olmasın diye şimdi de Saime Sunal'dan bahsedeceğim. Kemal'in annesinden. Kemal'in annesi enteresan bir kadındı. Bir kere çok akıllıydı. Yani hangi semtte nereye arabayla gidersek gidelim bir defa gitmesi yeter. Ertesi gidişte hemen tak diye bulurdu. O zamanın navigasyonu, benim navigasyonum. Bir yere gideceğimiz vakit onu alırdım ki yolu tarif etsin bana diye. Bir de ben sağ sol bilmiyorum. Şu tarafa bu tarafa diye diye gidiyorduk. İlk karşılaştığımızda beni istemeye geldiklerinde hem nişan hem şey oldu, söz kesme isteme hepsi bir arada. O zaman işte geldi. İlk gördüğümde bizim evde şöyle gözlerini kısıp böyle beğenmeyen şekilde bakıyordu. Ama her şeye öyle bakıyordu böyle. Ben bir mana veremedim. Dedim ki yani ne yapacağız biz bu kadınla, benim işim var yani zor. Çünkü hiç konuşmuyor, gülmüyor. Sadece gözlerini kısmış. Böyle etrafı süzüyor. Sonra anladım ki ben korkudan öyle yapıyormuş. Yani İstanbul'dan Ankara'ya gelene kadar otobüste bir kere sinirleri bozulmuş, uçağa binmiyor. Ankara'dan İstanbul'a nasıl döneceğiz korkusuyla o öyle duruyormuş. Yani niye gözünü kıstığı falan farkında değil. Sonra ben söylediğimde kendi de çok güldü zaten. Niye öyle bakıyordun dedim sonra, biraz samimi olduktan sonra. Ben farkında değilim, ben dedi. O zaman nasıl döneceğimizi düşünüp ağlamamak için zor tutuyordum kendimi dedi. İlk tabii öyle gözünü kısarak bence olumsuz bir karşılaşma oldu benim açımdan. O da beni çok beğenmemiş zaten. Ondan sonra ilk zamanlarda sonradan beğenmeye başladı biraz. Ondan sonra ama ne yapayım yani böyleyim. Ondan sonra işte biz nişanlandık, evlendik. Benim pişmanlığımdır o. İlk evlendiğimizde hani onlar evde yemek memek hazırlamışlar. Düğün yapmadığımız için biz de Kemal'le hiç öyle bir şey istemedik. Ondan sonra arkadaşlarımızla bir yere gittik, işte yemek yedik, oturduk, sohbet ettik. Öyle danslı falan da bir yer değildi. Onların evine gitmediğime sonra pişman oldum. Onu da Kemal istemedi. Hani hep böyle gençler bir arada olalım diye. O zaman gençlik işte, düşünemiyorsun. Ama ben isterdim hani onların evinde o seremoniyi yaşamak, el öpmeler, biraz gelinlikle vakit geçirmeler filan. Çünkü nikahtan sonra düğün olmayınca doğru eve gidiyorsun. Hemen üstünü başını değiştirip hadi arkadaşlara koştur koştur yetişmeye çalışıyorsun. O biraz sevimsiz oldu. Onlar da üzüldüler. Haklılar o konuda. Ondan sonra neyse biz evlendikten sonra artık tabii daha sık görüşmeye başladık. Kemal'e çok düşkündü. Zaten bütün çocuklarına çok düşkündü. Yani şeyi mesela 3 oğlu var ama Kemal'i önde tutuyordu diyemeyeceğim. O ilk göz ağrısı ve çok sakin, ağırbaşlı olduğu için belki bir adım öndeydi ama bence üçüne de aynı değeri veriyordu. Hani böyle evlat ayırmak diye bir şey yoktu. Üçüne de aşıktı yani, onu biliyorum. Mesela biraz pesimistti. Hiç kayınpederle alakası yok. Kayınpeder eğlence, keyif, öyle seven bir adam. Bu da kendi halinde dünyayı kendine zor hale getiren bir yapı. Yani mesela saçını boyuyoruz biz onun. Kuaföre gitmiyor ölürüm diye. Biraz evham da var tabii. Saçını boyuyoruz. 5 dakika sonra ben görmeden gidip yıkıyor. Niye yıkadım? Böyle saçını boyayla ölmeyeyim diye gibi. Veya bir tencere dolmayı 5 dakikada sarıyor. Ben ölmeden pişsin de çocuklar hazır olsun diye. Bu kafa var. Ama her şeyin de içinde. Gezmeye de gitmek istiyor, onu da yapmak istiyor, bunu da yapmak istiyor. Ama hakikaten o evham korkunç bir şeymiş. Ben ilk defa kayınvalidemde gördüm. Bize yazlığa çok sık gelirlerdi. Tuzla'da bizim yazlığımız biliyorsunuz artık. Oraya gelir. Biz seyahatlere gidemezdik tabii. Hep çocuklarla evde. Ondan sonra onlar da karı koca gelir. Bizle yazı geçirirlerdi hemen hemen. Arada bir belki evlerine giderler ama genelde beraber olurduk. Orada şey başlıyordu. Bizim evde de mürettebat var. Daha evvel anlatmıştım ben. Kitapta da bahsetmiştim. Tansiyon aleti. Kolunda öyle neredeyse öyle dolaşıyor. 5 dakikada bir bakıyor. Fıstır 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 o zaman o tansiyon aletlerinde bakıyor. Yo çıkmamış. Tamam koyuyor onu bir kenara. Bir şey yiyor içiyor. Yine alıyor. Çıkır 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 yine bakıyor. Yine çıkmamış. Kemal bunu gördü. Tabii biliyor ama evde daha da bir bariz şekilde tabii. İki laf konuşamıyorsun fıstırıdan.
Ondan sonra Kemal evdeki kim varsa, bekçi, bekçinin karısı, evde çalışanlar, karşı komşu, yandaki villanın bekçisi, hepsini sıraya sokuyordu. Sabah. Ben, Kemal, çocuklar, ufacık ufacık Ezo ile Ali, hepimiz kuyruğa giriyoruz, tansiyonuma baksana diye kayınvalideme. Ondan sonra kayınvalidem takıyor kolumuza, çok ciddi ama. Hiç alınmıyor. Fıstır 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 bana bakıyor. Ben gidiyorum, öteki geliyor. Fıstır fıstır o gidiyor. Öteki geliyor. Yoruldum diyor Kemal'e. Yorul anneciğim. Devam etsen. Tansiyonu ölçtüren tekrar sıraya giriyor. Yani hepimizin o sıradan günde 3 kere 4 kere aynı şekilde tansiyonumuzu ölçtürüyordu Kemal. Ki doysun annesi tansiyon ölçme aletine diye, ama doymuyordu. Yine gece yarısı elinde fıstır fıstır o. Bir kere onu bir kenara koyalım. Her sabah biz kuyruğa giriyorduk. Kuyruktan çıkan bir daha giriyor, bir daha giriyor, bir daha giriyor. Saatler sürüyordu bu. Sabah kahvaltıdan öğle yemeğine kadar tansiyon ölçme. Öğlen yemek yiyoruz, akşama kadar tekrar. Öyle bir oyun bulmuştu. Kemal Bey çok eğleniyordu. Annesi o kadar yoruluyordu ki, kolu molu ağrıyor artık. Kemal yapma ne olur oğlum, hepinize baktım. Kemal Bey, anneciğim bak. Bak anne çok güzel oluyor. Bak herkes sağlıklı senin yüzünden. O öyle çok gülüyordu. Kemal mutlu oluyor, eğleniyor diye de o vazgeçmiyordu bu işten. Ya kolum yoruldu artık tamam demiyordu. Kemal yolladıkça insanları o bakıyordu sabırla. Öyle bir anı var. Bu güzel bir anı yani. Bunu paylaşmak istedim sizinle. Ondan sonra şey faslı var, biliyorsunuz anlattım ben size bunu tanışmada. Biz evlendik. Evlendikten sonra ilk Marmaris'e gittik, işte Perren Kutman o zaman bir otelde işte işletme yapıyordu. Marmaris'e gittik. Metin Akpınar, Zeki Alasya, Günfer Feray vardı. Ayfer Feray'ın kardeşi. Şimdi rahmetli oldu. Ondan sonra İsmet Ay. Herkes orada, tiyatrocular. Biz de balayı yapıyoruz. Perren de bana işte kağıt oynamayı falan öğretiyor. Çünkü orada başka türlü vakit geçmiyor. Benim öğreneceğim yok. Kemal'e kazaklar örüyorum ben harıl harıl. Yeni evliyim ya, bir göze gireyim diye herhalde. Neyse bitti bu. Beraber döndük. Bunu daha önce anlattım ama yine kayınvalidemin bu yani vazgeçilmez hikayesi olduğu için bir daha anlatacağım. Ondan sonra işte dönüyoruz artık, balayı bitti. Zekiler, Metinler de dönüyor. Herhalde çekimi var ne var. Zeki dedi ki Volkswagen arabası vardı. Ben sizi götürürüm İstanbul'a dedi. İşte o zaman Oya Alasya ile evliydi. Ondan sonra ben işte Kemal'le arkaya oturduk. Zaten o tek kapılıyor arabalar, Volkswagen. Önde de Oya ile Zeki gidiyoruz. Zeki bize, Robert Kolej mezunuydu ve çok kültürlü, bilgili bir adam. Bize hep böyle, Red Kit'te vardır ya Amerikan folk şarkıları, hani bekçi şeylerin, çiftçilerin söylediği şarkılar, attır attır. Onlardan söyleye söyleye İstanbul'a geldik. Fakat tabii geç oldu saat. Biz Şişli'de oturuyoruz. Ali dedi ki, Ali nereden çıktı? Kemal dedi ki, annemlere uğrayalım istersen, bu gece orada kalalım, sonra yarın devam ederiz. Olur dedim ben de. İşte zili çaldı, kayınvalidem çok sevindi. Ondan sonra işte kucaklaştılar oğluyla. Beni de biraz şöyle sevindi gibi kucakladı. Vallahi öyle. Ondan sonra tabii ki oğlunu görünce sevinecek. Neyse işte geceydi, biz yattık. Sabah baktım bir uğultu şeyde, içeri salonda. Birileri var, Allah Allah kim acaba diye kalktım, üstüme bir şey giydim, çıktım. Ama size anlatamam kayınvalidemin yüzünün ifadesini. Yer yarılsın, hemen içine gireyim durumunda. Böyle bir baktı, gözlerini kıstı, bitti yani. Orada onun tükendiğini gördüm. Bir komşularına baktı. Gelin olduğum belli tabii, içeriden kim gelecek başka. Bu işte dedi böyle, ama yani makyaj yapınca fena olmuyor dedi. Bunu dedi. Ve ben buna hala çok gülerim. Sonra da çok üzüldü. Öyle demek istemedim diye, ama ben onu biliyorum. Yani kötü niyetli değil ama aklından geçeni söyleyen bir kadın. Artık herkes onu öyle tanımış ve kabul etmiştik. Öyle dedi bana. Makyaj yapınca fena olmuyor dedi. Ondan sonra beğenmiyor çünkü, ne yapsın yani. Sonra mesela bir anekdotta şey var. İşte biz beraber Kemal'in teyzesine gidiyoruz. Bakırköy'de oturuyorlar. Anneannesi de teyzesiyle birlikte oturuyor. Biz her fırsatta onlara gidiyoruz. Çok eğlenceli bir evdi çünkü. Teyzesinin oğlu var, kızları var, gelinler var filan. Böyle hareketli bir evdi. Her fırsatta gidiyorduk. Giderken de bayramlar ve anneler günleri filan hep
zaten gidiyoruz. Giderken de kayınvalidemleri de alıyorduk tabii arabaya. Bir de onların başka bir akrabaları var, kayınvalidemlere yakın oturan. Onları da alıyoruz. Onları alınca ikimiz de araba almak durumundayız. Hem Kemal hem ben. Giderken problem yok. İşte Kemal kayınvalidemleri alırsa ben diğer akrabaları alıyorum. Çocuklar var. Bizde çalışan kızlar da arabada. Gidiyoruz. Dönüşte problem var. Dönüşte kayınvalidem daha kimse arabaya binmeden işte Gül sen bizi götür. Kemal şeyleri götürsün. Ondan sonra oradan gitsinler sen bizi götür. Allah Allah diyorum niye ben götürüyorum her seferinde. Bir gün bir akrabası dedi ki niye dedi Kemal'e güvenmiyor musunuz dedi geç vakit hani karanlıkta sizi götürecek. Niye dedi hep Gül'ün arabasına binmek istiyorsunuz. Ondan değil dedi kayınvalidem. Bir kere dedi bizi bıraktıktan sonra Kemal tek başına o karanlıkta eve gitmesin istiyorum. Gül'e bir şey olmaz dedi o gider. Bunu söyledi iyi niyetle. Yani o tek kalmasın. Evet, çünkü Kemal'in arabasında Kemal direkt giderse çocuklar işte evde çalışan kadınlar da var. Hep birlikte olacaklar. Ama ben onları alıp bıraktığım zaman ben tek başıma gitmiş olacağım. Gül gider gider dedi. Sonradan düşündüm. Evladını düşünüyor tabii elbette ama ben de o zaman genç bir kadınım yani. Biraz bazen ağrıma gidiyordu ama hakikaten o sebepten dolayı hiç bir dargınlık yaşamadım yani. Çünkü onu söylediğinin kötü niyetli olmadığından çok emindim. Sonra bunlar kayınpederimle şeye gittiler. İzmir'e gittiler. Bir akrabaların oraya. Şimdi ikisinin karakter farkını anlatmaya çalışacağım bu hikayeyle. Bunlar almışlar onları teleferikle işte bir yere çıkarmışlar. Ağaçların, gölgelerin, bilmem nelerin olduğu yerde mangal yakmışlar. İşte kuzu çevirmişler mi? Pirzola mı pişirmişler? Öyle bir şey. Onu anlatıyor. İkisi beraber yan yana. Yani iki insanın bir olayı bu kadar ters anlatması olamaz. O yüzden anlatıyorum. Şimdi kayınpeder diyor ki, güzelce sabah kalktık diyor. Arabalara doluştuk diyor. Tam öyle derken, ha kaç kişi bir arabaya zar zor bindik diyor kayınvalidem. Sonra gittik diyor işte. Güzel diyor, teleferiye bindik. Ben ilk defa biniyorum. Çok hoşuma gitti. Böyle diyor, havada salına salına. Ya diyor, incecik bir telin üstünde hepimiz sallandık, düşeceğiz diye ödüm koptu. Devamlı dualar okudum, öyle çıktım yukarı. Hiçbir şey anlamadım diyor. O ağaçların güzelliği, o hışırtısı. Kayınpeder anlatıyor, kayınvalide. Rüzgardan başım döndü, sersem oldum, hışırtıdan duramadım. Neyse gittik diyor. Kayınpeder onu aldırmıyor. Gittik çok güzel diyor bir yeşillik bir yere, ağacın altına oturduk. Her taraf çöp doluydu diyor kaynana. Oturduk ağacın altına şöyle gölgesine diyor. Ondan sonra hemen diyor mangalı yakmaya başladı. Dumandan boğuldum diyor kaynana. Ondan sonra kayınpeder diyor ki güzel etler kondu. Cızır cızır diyor yağ kokusundan mahvoldum midem bulandı. Yani bir pikniği iki insan aynı pikniği böyle anlatabilir. Onun için biraz kayınvalidemin pesimistliğini anlatmak istedim. Onun yanında tabii çok güzel hasletleri vardı. Yani bir kere çok sevilen bir kadındı aile arasında. Bir de bir şey daha söyleyeceğim çok komik gelir o da bana. Şey yapardı, bir cenaze evine gidin, kayınvalidem orada mı değil mi nereden anlarsınız? Kalabalığın içinde kayınvalidemi görmek zor oluyor bazen. Gelmiş mi diye bakmak için ben doğru gidip buzdolabının üstüne bakardım, evin buzdolabının üstüne. Orada 3 tane hazırlanmış tabak varsa kesin kayınvalidem oradadır. Kapıdan içeri girer, ilk ikramlıklardan mutlaka 3 oğluna da hazırlık yapar, tabaklarını hazırlar. Ve çocuklar gelip onları asla yemezdi tabii o gürültüde, acı içinde. Onu ama o ya onlar aç kalırsa, akşama kadar burada otururlarsa diye hazırlar beklerdi. Ama üçü de çok kızarlardı annelerin. Anne sırası mı bunun şimdi? Anne nasıl yaptın bunu? Hiç bunu aldırmadan yıllarca bunu devam ettirmiştir. Çok enteresan bir kadındı. Değişik yani. Böyle ama onun dışında da dediğim gibi evlatlarına düşkün, çok iyi bir ev kadını. Bir kere biz şeye gittik. Kandil günü el öpmeye işte mübarek olsun kandiliniz demeye bir akşam ama çocukları bıraktık işimiz acele çabucak dönelim diye uğradık oturduk bir çay yapayım dedi yok dedik gideceğiz soğuk bir şey yapayım yok kahve için içmeyiz kek yapmıştım yok yemeyiz yukarıdan dedi bir pasta getirdi birinin dolmuş ondan vereyim biraz yok yemeyiz kıymalı kereviz var yer misiniz dedi en son illa bir şey yedirecek yani öyle mükrim bir insandı yani ne ikramkar
öyle eli açık demek manasına göre. Azıcık da şeye bakın. Peki kayınvalide böyle. Kayınvalidemin çok hikayeleri var tabii ama kulaklarını çınlattık. Evet, kaybedeli seneler oldu ama yine de Ali ve Ezo'da da derin izler bırakmıştır. Bu konu, yani bunlar Nasrettin Hoca hikayeleri gibi oldu kayınvalidemin bu hikayeleri. Kimse alınmaz, kimse gücenmez. Sadece bana değil o. Yani asla üzeyim karşımdakini, bir laf sokayım, bir, öyle o niyetle değil. Onu tanımak lazımdı. Yani bunları aldırmak. Açık bakalım mı şu Kemal neler yapmış. Ya kayınvalide böyle rahmet istedi. Evet, şurada ne diyor? Amanın, ilk ve son aşkı Gül diyor. Bakar mısınız? Virgülüne dokunmadan Kemal Sunal diye bir röportaj. Bu çok uzun. Bunu herhalde açıklamalar kısmında Virgülüne dokunmadan okursunuz diye düşünüyorum. İlk ve son aşkı Gül kısmını beğendim doğrusu. Tamam mı? Arkadaşlar bazen böyle şeyler benim ruhumu okşuyor. Evet. Şimdi incir çekirdeği diye bir şey varmış. Çok komik. Diyor ki, yani meşhur insanların söylediği bir cümleyi almışlar. 12 Mayıs 1985 tarihli. Mesela Ahmet Kurtcebe Alp Temoçin vardı. Maliye ve Gümrük Bakanı. O demiş ki buna zam dememek lazım. Tekel fiyatlarını bugünün şartlarına uydurmak durumundadır demek lazımmış. Zam gelmiş demeyecekmişiz. Yani böyle bir özlü sözü var onun. Ondan sonra Bedrettin Dalan, hepiniz tanırsınız zaten. Siz istediğiniz gibi yazın, nasıl olsa benim adıma yazıyorsunuz. Ha. Yani evet. Başka ne var? Halit Narim var. Zamlara karşıyız fakat güncel zamlara değil. Başka bir zam mı var? Bir hepsi. Hüsamettin Cindoruk var bak. Bizim ailede hiçbir çekişme olmaz demiş. Kemal ne demiş? Bende Allah'ın verdiği çok güzel bir surat var demiş. Bu dediğini vallahi zannetmiyorum. O zaman ötekiler de mi biraz uyduruk oluyor? Yani böyle bir gazetede bir şey var demek ki. O zamanlar herkesin söylediği bir şey. Sözlere yer vermişler. Evet. Hala burada şey var. Orta direk Şah Yeşilçam'daki krizin altında yatan gerçek. Bu da 12 Mayıs 1985. Günümüzün ağır yaşam koşulları altında ezilen halk, geçen yıl duygusallığın yer aldığı filmlere ağırlık verirken, bu sezon çevrilen filmlerin çoğu boş salonlara oynadı. Bunun yanı sıra komedi filmleri ise büyük ilgi görüp beklenen, hatta tahmin edilenin üstünde hasılat yaptılar, diyor. Ya, o zamanlarda demek ki herkes sıkıntılı yaşıyormuş. Burada çok güzel bir şey var. Bu da 12 Mayıs 85 yılı. Diyor ki 1984'ün iki vergi rekortmeni. Birisi Kemal Sunal. Öbürü kimmiş? Bakayım. Kemal Sunal 4259.492 lira fazla vergi ödemiş. Emel Sayın'dan. Emel Sayın 20 milyon ödemiş. Ajda Pekkan'la Emel Sayın. Kemal Sunal da onlardan 4000 lira fazla ödemiş. Zam şampiyonu. Her yıl vergi rekortmeni oluyordu gerçekten. Hiç kaçınmadan, hiç saklamadan alnının akıyla vergi rekortmeni. Şimdi de Ali biliyor musunuz öyle? İnanamazsınız ama Ali şey geliyor, Göztepe Vergi Dairesi'nin müdürü, işte elemanları bir çiçek, bir çikolata Ali'yi tebrike geliyorlar her sene şeye, bizim okula geliyorlar. Ali'cim işte yılın şampiyonu oldunuz diye. Şimdi burada da var sanatçıların rekortmeni. Emel Sayın vergi rekortmeni. Ondan sonra Kemal Sunal geliyor. Sonra Sezen Aksu, Muazzez Abacı, Selami Şahin, İbrahim Tatlıses. Öyle gidiyor. Kemal yine geldi. Yine erkeklerde birinci Kemal Sunal. Emel Sayın'dan sonra ikinci. Demek o sene bunu güzel haber yapmışlar. İstanbul Devlet'e 324.000. Bak sanatçılardan. Ne güzel. Aferin. Hep böyleydi ve gurur duyduk. Hep elinde şeyler var. Bunlar hep vergiyle ilgili. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Gurur duyulacak bir şey bu, vatandaş olarak. Değil mi?
Çok önemli. Çok çok önemli. Vergi vermesi. Ne diyorsunuz? Biraz da gazetelere baktık. Azıcık da kayınvalidemi bahsettik. Bu haftalık bu kadar yapalım mı? Tamam mı?